Sivas Holding'in kurucusu merhum Sabri Ürker adına bu yıl ilk defa düzenlenen Turmepa Sabri Ürker Çevre Ödülü sahibini buldu. 100 bin liralık ödül Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Yunis Karaca'nın Kaynaştır projesine verildi. Ürker ve Turmepa işbirliğiyle düzenlenen Sabri Ürker Çevre Ödülü Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. 100 bin liralık çevre ödülü ise Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Yunis Karaca'nın Kaynaştır projesi adlı çalışmasına verildi. Efendim Yunis Karaca, Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün ilk sahibi oluyor. Alkışlarınızla ödülünü. Ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz kendisini efendim. Kaynaştır projesi temel olarak evlerde ya da diğer toplu yaşam alanlarında her türlü atığın birbirine karıştırılmadan ayrıştırılmasına olanak sağlıyor. Ev, ofis, hastane gibi toplu yaşam alanlarında binalara entegre edilen kanallar sayesinde atık yağlardan cama, plastikten kağıda ve pile kadar her türlü atık binaların altında bulunan ilgili depolama alanında ayrıştırılıp doğrudan geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. Projeyle binlerce ton atık geri dönüşüme kazandırılarak kaynakların kirlenmesi önleniyor, çöp dağları engellenmiş oluyor. Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, sınırlı su kaynaklarını korumanın herkesin birinci görevi olduğunu belirterek, su kaynaklarının %80'i insan eliyle kirleniyor diye konuştu. Hep beraber koşmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber koşacağız, hedefe ulaşacağız. Turmepa Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı ise yarışmada önemli projelerin yer aldığını ve birinciyi zorlanarak seçtiklerini belirtti. Korunmasına yönelik